Merhaba. Bugün Daralan Demokratik Alan ve Uluslararası Dayanışma Panel serisinin üçüncü etkinliği için Türkiye ve Polonya'da LGBTİ artı hakları paneli için beraberiz. Öncelikle iki çok kıymetli panelistimiz için Karoline Gerdal ve Aylime Aslı Demir. Birisi Polonya'dan ve kampanya Prawicz, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Carolina'dan daha güzel telaffuzunu alırız. Kampanya Prawicz homofobi genel koordinatörü Carolina Gerdal ve Kaos GL Akademik ve Kültürel Çalışmalar Program Koordinatörü Aylime Aslı Demir bizimle beraber. Şimdi bu iki kıymetli aktivistimiz, biri Varşova Barosu'nda Karoline Gerdal, Varşova Barosu üyesi ve ilçe baro konseyinde İnsan Hakları Merkezi üyesi, kendisi bir avukat. Ve 2017 senesinden beri ayrımcılık sebebiyle mağduriyet yaşayan kişilere hukuki destek veren, özellikle buna odaklanan bir hukuki büroyu yönetiyor. Ve homofobi karşıtı kampanya sivil toplum örgütüyle de ilişkisi bu dönemde 2017 yılında başlamış. Ve çok hakikaten de Polonya'nın LGBTİ konusu artı konusu gerçekten de hayati bir meselesi. Kendisi eminim bize çok enteresan şeyler anlatacak bu konuyla ilgili. Ve Polonya'nın da ötesinde Polonya Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de birçok davayı, stratejik davalama çalışmasını yürüten bir isim kendisi. Ve tabii ki Polonya'da LGBT'siz alanlar konusu çok önemli. Bu ne demektir? Bize anlatacak ve Nefret Atlası çalışmasında da yer alıyor. Aylime Aslı Demir de siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında eğitim görmüş. Kendisi bir siyaset bilimci ve kadın çalışmaları konusunda da aynı zamanda uzmanlaşmış. Ve 2010'dan bu yana birçok işte çeşitli bilgi ve pratikleri bir araya getiren politik ve estetiği ile uğraşan editörlük ve küratörlük projelerinde yer alıyor. Ve 2013'ten bu yana da Türkiye'de çok önemli hakikaten sivil toplumda yeri olan Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği'nin Akademik ve Kültürel Çalışmalar Program Koordinatörlüğünü yürütüyor. Ve aynı zamanda bu konuda çok önemli bir yayının Kaos Q Artı'nın genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor. Ve 2020 yılı pek çoğumuz için güzel geçmemiş olabilir ama kendisi de 2020 Şubat ayından bu yana Ankara Queer Sanat Programı Konuk Sanatçı Evi'nin direktörlüğünü de yapıyor. Bu da çok kıymetli bir kendisi için herhalde 2000 ve hepimiz için 2020'nin pozitif böyle bir gelişmesi diyelim. Şimdi panelistlerimiz önce bizimle beraber olduğunuz için gerçekten de çok teşekkür ediyorum. Polonya ve Türkiye birbirine aslında birçok bakımdan çok benzeyen ülkeler. İki ülkede de popülizm konusunu çok konuşuyoruz. İktidarlar konusunu çok konuşuyoruz. Şimdi bu iktidarların hedefinde de LGBTİ artı konusu Polonya'da çokça, Türkiye'de zaman zaman ama belki de zaman zamandan da fazla, bunu Aylime'den de detaylı biçimde dinleyeceğiz. Bir şekilde bu hükümetler tarafından iki ülkede de çok büyük bir problem alanı haline getirilen, bir politik mesele olarak kullanılan haklar. O hakların alanının sürekli daraltılması söz konusu oluyor. Şimdi bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu popülist iktidarlar nasıl etkilediler Polonya'da ve Türkiye'de? Önce Karolina seninle başlayalım istiyorsan. Bize Polonya'daki durumu aktarırsan çok seviniriz. Nasıl bir süreç izledi son yıllarda LGBTİ haklarının daraltılması?
Thank you. Hello. Thank you so much for the invitation and also for this welcome. Well, when it comes to Poland, it has been a very big change in Poland since general elections in 2015, because in 2015, the current governing party won their first election. Before that, we could hope for a slow but steady change, moving towards granting LGBTI rights and protection. However, since 2015, we see the diminishing public space. We see the rule of law crisis. Right now, not to get into details, but right now we do not really have an independent judiciary, and especially no independent constitutional court. The constitutional tribunal is actually politically controlled and will rule in any way that the government wishes it to do. The judges now are appointed by an unconstitutional body and are susceptible to political control and influence. So since then, we have seen a steady decline in protection. In 2018, we have seen the first bans, city marches in Lublin, in one of the cities. But I would say the first turning point in political space in Poland would be signing the Warsaw Declaration by Warsaw President Trzaskowski. This declaration was never implemented, but it received an enormous backlash. We have seen since then announcements from many municipalities and other local governments when they declared their cities or counties LGBT-free zones. They are not calling them LGBT-free zones, they are calling LGBT ideology-free zones. However, I believe that you probably understand that this word ideology doesn't mean anything other than LGBT people. We have also the other type of declarations passed in the local governments, and this is the Charter for Family Rights, which was created and is lobbied in all of the municipalities by right-wing organization or de juris. All of those municipalities, all of those local government are depicted in a map, an interactive map that is called Atlas of Hate. The second turning point, I would say, would be campaign elections. We have seen since the election to the European Parliament that LGBT people were started to be used as a scapegoat, and the hateful rhetoric and diminishing language about LGBT people was first introduced. This is the time where the idea of this LGBT ideology thing is introduced, and the politicians speaking that they are not against LGBT people, but against LGBT ideology. This ideology, how they explain it, for them, they see it as a threat to family and traditional Polish values. LGBT people are depicted as foreign agents. In every election since then, and we had two elections to the parliament and for the president, the LGBT people were used as a scapegoat, and there was an enormous, enormous hateful rhetoric, where you could hear politicians saying things like LGBT ideology, the LGBT are not people, it is ideology. You could hear priests from Catholic Church saying that we are now facing a rainbow pest, and various others hateful rhetoric that I am not even able to say right now. What we also see is a legal harassment of human rights defenders. The Atlas of Hate that I have mentioned earlier, the authors of this atlas are now sued by some of the local governments who claim that putting them in the atlas defames them, and they want the authors to apologize and also to pay them compensatory damages.
I believe that you have probably heard about Margot and Stop Storm, Stop Nonsense initiative. These are the activists who are doing very controversial, I believe, things, but ones that I openly say that they are okay. They have been active when it comes to the trucks, because on Polish streets you can see a lot of trucks that are driving because of one of the NGOs, the right-wing NGO, with tilts that says that link somehow being LGBT to being a pedophile. And they are supposed to depict LGBT people as pedophiles and as a threat to the children. So Margot and Stop Nonsense were actively involved in fighting with those trucks. And after what they did, mainly devastating the truck and pushing the driver during one of the accidents, they were stopped by the police and taken into custody. This was completely disproportional actions confirmed now by the court. No justification in the nature of the assumed crimes. And the next turning point, I believe, right now would be the night of the 7th August of 2020, when a judge granted an arrest warrant against Margot. And it provided for 2 months detention, pretrial detention for Margot. And people were protesting on the street. And after that, there happened arrests. The police started to arrest people that were protesting, that not even took actively part in the gatherings, that were just watching the incident or were not even there, who were just coming out of a shop, for example. They have arrested 48 people and taken them into custody, many brutally attacked and pacified. I would say that a lot of the testimonies that we had from the lawyers and the people detained point to a disproportionate response by the police, and most of them were charged with Article 254. It means that they actively participated in an illegal gathering. And when I say gathering, I don't mean a peaceful assembly. It is this special word that means that this was more of a mob thing, like people gathering without any cause, without any idea, and without any reason to protest. So I would say that this is like this political context that I wanted to start before talking about how this rhetoric is used. So yes, thank you. Thank you. Çok teşekkürler. Gerçekten de bu Türkiye'yi de aslında çok andıran durumlar. Fakat belki Türkiye'de LGBTİ ait konularının ancak çok doğrudan mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir açıklama olduğunda Türkiye gündemi genelinde tartışıldığını görüyoruz. Halbuki bu alanların daraltılması meselesi Türkiye'de belki de bu açıklamaların siyasette kullanılmasından böyle ülke gündeminin baş köşesine oturmadan yaşanan şeyler. Ayrıca bize anlatır mısın? Nasıl bir kronoloji izledi Türkiye'de bu alanın daraltılması? Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Hem bir taraftan küresel farklılıkları ve ortaklıkları keşfetmek için çok güzel bir yöntem, bir taraftan birlikte bunu ele almak, hem de kendine özgü olan işte farkını vesaireyi dile getirmek için. Ben de biraz hem bu ortaklıklardan işte o küresel düzeydeki popülizmin yükselişiyle aslında LGBT'lerin karşı karşıya kaldığı saldırıdan bahsetmek isterim, hem de tabii ki bizim için bize özgü olan kısımdan. Açıkçası şöyle söyleyebilirim.
Bir taraftan tarihler de benzeşiyor ve yakınlaşıyor. Tabii ki genel olarak biz 2000'lerin sonuyla beraber sağ popülizmin yükselişinden bahsetmeye başladık. Bir taraftan Suriye Savaşı'nın etkisi ya da işte finansal krizin küresel düzeyde etkisi. Ama LGBT'lerin bir şekilde daha fazla, en azından Türkiye özelinde açıkça saldırıya uğraması yahut işte o zamana kadar elde ettiği haklar ya da alanlar, kamusal alandaki yaptığı faaliyetlerin durdurulması ağırlıklı olarak 2015 yılından, yani 2014-2015 yılıyla beraber başladı. Çünkü şöyle bir şeyle başlarsam sanırım anlatmak istediğimi daha iyi paylaşabileceğim. Biz böyle mesela Polonya'yı, Türkiye'yi, başka ülkeleri ve onların o karizmatik liderlerini arka arkaya sıralarken pek çok ortak yön görüyoruz ama aynı zamanda bu karizmatik liderlerin destekçileri açısından da çok ortaklaşan bir şey var. Hani bunu en genel kapsamlı haliyle demokrasi karşıtı diyebiliriz. Ama tabii ki hepsine de sirayet etmiş olan bu destekçilerde bir homofobi, cinsiyetçilik, kadın düşmanlığı galiba herhalde ortaklaşan yanlardan bir tanesi. Bu liderlerde ve bu liderler etrafında şekillenen aslında kurumlarda ve onların işleyişinde ortaklaşan bir diğer yanda ve buradan aslında okuyabileceğim LGBT'lerin neyle karşı karşıya kaldığını sanırım örgütlü yapılara duyulan büyük bir nefret diyebiliriz. Yahut uluslararası, ulusal yahut ulusal uluslararası STK'lara yönelik işte karşı çıkışlar, uluslararası ittifaklara, sözleşmelere, sendikalara, işte kendinden olmayan siyasi partilere, hatta yeri geldiğinde o liderin kendi partisine yönelik görebildiğimiz bir şey. Şimdi Türkiye özelinde bu başlıklar etrafında düşünürsek LGBTİ hareketinin güçlenmesindeki en önemli işte nedenler, faktörler aslında son 25 yıldır her geçen gün giderekten hareketin kurumsallaşmaya başlamış olması. Bu kurumsallaşmanın mümkün olması, işte bu sürdürülebilirliğin mümkün olması için de finansal kaynaklarının uluslararası, örneğin uluslararası kuruluşlardan almış olduğu finansal kaynaklar yahut uluslararası sözleşmelerin ülke içerisindeki bağlayıcılıkları vesairesi. Dolayısıyla bunları düşündüğümüzde hani saldırının bir taraftan doğrudan kurumsallığına, yani derneklerin kendi varlığına yahut dernek statüsü olmasa bile her türden inisiyatifin, okul kulüplerinin vesairenin varlığına yönelik bir saldırı ve kaynaklarına yönelik bir saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu genel atmosfer elbette 2015'te başlamadı. Tabii daha erken bir süreçte, işte 2008 sonrası diyebiliriz belki, başladı ama 2015'i galiba burada bir hani kilometre taşı ve değişimin momenti gibi anabiliriz. Sadece LGBT hareketi için değil, muhtemelen Türkiye'deki tüm toplumsal hareketlilerin maruz kaldığı büyük saldırılar içinde aynı tarih geçerli olacaktır muhtemelen. 2015 seçimlerinin ardından Suruç katliamı ve Ankara'nın merkezinde gerçekleşen 10 Ekim gar patlaması aslında bir taraftan kamusal alanlarda aktivistlerin, hak savunucularının geri çekilmesiyle sonuçlanan bir süreci beraberinde getirdi. Buradaki saldırıların ardından sokakta bir basın açıklaması okumanın, eylem yapmanın inanılmaz tedirgin edici olduğu bir dönemin ardından Kaos GL Derneği'ne yönelik tehdidi gerçekleşti. Ve bu tehdit tüm kamusal alanlarda, sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Kaos GL olarak biz bunu emniyete, genelkurmaya vesaire danış, yani sorabileceğimiz her yere sormamıza rağmen bize şöyle dendi: evet, ama bizim yeterli sayıda personelimiz yok. Dolayısıyla kendinize dikkat edin. Yani işte karşı kendinize dikkat edin sözü ne kadar acımasızca bilemiyorum artık, onu takdirinize bırakıyorum. Haliyle bizler için yaklaşık 6 ay kadar ofiste çalışamamakla sonuçlandırdı bu süreci. Ardından tabii ki işte darbe girişimi ve darbe girişiminin ardından KHK'larla her geçen gün sivil alanın giderek daraldığı bir döneme uyandı Türkiye ve tüm sivil toplum.
Burada yine LGBT'ler için yine önemli olan, özellikle Ankara için oldukça belirleyici bir karar. 16-17 Kasım tarihi 2017'sinin Kasım'ında Ankara'da gerçekleştirilmek istenen Queer Film Festivali'nin film etkinliklerinin herhangi bir delil vesaire gösterilmeden bir provokasyon girişimi olma şüphesi nedeniyle yasaklanması ve ardından bu yasağın şehirdeki tüm LGBTİ örgütlerinin faaliyetlerinin yasaklanması ve sadece LGBTİ örgütlerinin değil, aynı zamanda LGBTİ içerikli herhangi bir faaliyet yapacak olan kurumların da bu faaliyetlerini yasaklayan bir karar çıktı. Şimdi bu karar gerçekten hani tabii ki sınırsız bir yasaklama olması nedeniyle beraber oldukça kapsayıcı ve bir taraftan da nelerin yasaklandığını bakacak olursanız işte tiyatro, sinema, atölye, eğitim her türden faaliyeti kapsamaya yönelik çünkü sonunda ve benzeriyle bitiyor. Dolayısıyla her şey bu kapsama konulabilir. Şimdi son bu yasağın gerekçesine dair bir iki şey ekleyeyim. Bu da önemli. Bununla karşı karşıya kaldık. Genel sağlığın ve ahlakın korunması için, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumsal duyarlılıklar nedeniyle. Yani bu dava, tabii ki bu yasaklama ardından biz bir dava açtık. Ve hiçbir zaman bu gerçekten hani belgelenmeyen, hani iddiadan öteye geçmeyen bir istihbarat fikriyle 3 yıl boyunca LGBT'lerin Ankara'da faaliyet yapması yasaklanmış oldu. Ama tabii ki bir nefret ifadesi, ifade özgürlüğü korumasından da yararlanmıyor olması gerekir vesaire. Bunun üzerine uzunca süren bir içe kapanma ama onun farklı farklı yöntemlerle aşmaya çalışma sürecine girmiş olduk biz de 2017 sonrasında. Zaten zor bir dönemdeyiz ama LGBT haklarına konusuna baktığımızda zaten o zor dönem epeydir sürüyor gördüğümüz kadarıyla. Peki koronavirüs süreci sizleri nasıl etkiledi? Çalışmalarınızı hem kişisel olarak hem onun dışında LGBTİ artı haklarına baktığımızda bu alan daha da mı daraldı yoksa bir takım genişletmek için yöntemler de bulabildiniz mi? Bu son ayları nasıl yaşadınız, nasıl yaşıyorsunuz ve bundan sonra sizce koronavirüs pandemisi, çünkü devletler de tabii ki bu konuyu aynı zamanda hem özel hayat üzerinde daha çok tahakküm kurmak için hem de işte veri toplamak olsun vesaire birçok konuda ve devletin daha da baskınlaşması ve belirginleşmesi açısından kullanıyorlar. Bu durumda sizler nasıl etkileniyorsunuz ve geleceği nasıl görüyorsunuz? Karolina, seninle başlayalım gene. Thank you. I do believe that COVID has an enormous impact on us. Well, I could start with the fact that it has an impact on us as an activists because we are not able to work together. So we are all the time online and online meetings, and this is not the same thing. This is not the same thing that you can plan your activities or your actions when you are only meeting online. And I think it's taking a lot of great toll also on our psychological state of mind, not being able to be close and to help each other and also facilitate all the problems and processes. When it comes to our work, I believe that it's been very constraining as people limit their social and physical interactions. It's also more difficult because equality marches, pride marches are not taking place right now. And this was one of those events that were used, especially in 2019, as a tool to show other citizens of Poland that LGBT people exist, that they live in various parts of Poland and only in big cities.
And this was the only time for LGBT people that they felt that they could be themselves and could celebrate being themselves. But we are trying to get the most when it comes to digital communication and technologies. We saw online marches, even if they were not as visible as the physical ones, of course. Storms on Twitter, for example, massive attacks on against something or somebody who said something homophobic, because this is actually our daily life right now, that we every day, almost every day, we see or hear some politician or some activist or some right-wing media or some Polish Catholic Church official say something homophobic. So the storms on Twitter against them. We can see also the growing interest of media writing about LGBT topics. We see celebrity support online. We see rainbow editions of many products of companies, for example, clothing companies who are designing a rainbow edition of their clothes and giving us some of the money, for example. People are also creating petitions on their own, for example, against recently chosen Ministry of Education, Przemysław Czarnek. He's known for his homophobia. He's the person that said that that LGBT people are not people and that they are not, and that we should stop talking about human rights when it comes to LGBT people. When he, in Polish language, you don't really have to say LGBT people. So he doesn't say this in this very confusing way. He only says that we have to stop thinking about LGBT people and we should stop talking about any human rights when it comes to them. We have also seen many webinars and workshops that take place and people attending them. So gathering knowledge and exchanging the experience, we see people showing the support offline. Right now, especially after the events at 7th August, a lot of people are putting rainbow flags in their balconies and windows. And the rainbow flag is visible, for example, now during the women's strikes that we have currently against the decision of so-called constitutional tribunal banning abortion in Poland. So people come to media with rainbow elements and badges or ribbons on their clothes to show support. So when it comes to the government actions, I would just have to say that everything that now our government right now is doing to limit our freedoms is doing illegally, because they are not doing it in a way that constitutional, the Polish constitution says that they should do it. They are doing it based on their directions, not based on the law. So this is a very complicated topic. Many people in Poland just respect the rules of not gathering or not doing marches or anything just because they are afraid of getting COVID, not because these bans are actually enforceable. Thank you. Karolina, teşekkürler. Şimdi Aylin'e sana dönelim. Türkiye'deki deneyim nasıl oldu? Alanlar iyice mi daraldı korona döneminde? Yoksa işte kreatif bir takım, yaratıcı bir takım çalışmalar yapılabiliyor mu? Sen nasıl görüyorsun? Teşekkürler. Açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Covid süreci bir taraftan Türkiye'nin LGBTİ mevzusunu en görünür bir şekilde tartıştığı, tartışmalara da vesile olan bir dönem haline geldi. Diyanet İşleri'nin Ali Erbaşı'nın yapmış olduğu açıklamayla. Bir taraftan bu açıklamaya hani değinip, bir taraftan özellikle LGBT'ler nasıl deneyimledi bu süreci bahsetmek isterim. Şöyle söyleyeyim öncelikle, galiba Covid'i herhalde hepimiz ikna olduk ki farklı gruplar, en azından kırılgan gruplar
çok daha farklı deneyimliyor yahut maruz kaldığı ayrımcılıklar çok daha fazla çeşitlenebiliyor bu süreçte. LGBT'ler de bu gruplardan bir tanesi oldu ve bunun üzerine aslında bu konuya dair daha detaylı bakmak isteyenler olursa eğer dinleyiciler arasında mesela genç LGBT'nin bu sürece dair yapmış olduğu bir araştırma bu araştırmayı rapor olarak yayınladılar. Spot LGBTİ Derneği'nin bu süreçte yapmış olduğu bir araştırma var, rapor var. Onlara da bakabilirler çünkü çok daha detaylı hem barınma, sağlık alanında, ruh sağlığı alanında nelerle karşılaşıyor deniliyor. Ama ben kabaca şöyle tarifleyecek olursam, sağlık alanında olsun, barınma alanında ya da ruh sağlığı alanında LGBT'lerin karşılaştığı şeyler şöyle özetlenebilir. Biliyoruz hepimiz sloganımız şuydu, hayat eve sığar ve dolayısıyla özellikle o pandeminin ilk vakanın ilan edildiği 11 Mart tarihinden sonra ve işte 11 Haziran sokağa çıkma yasaklarının ortadan kalktığı tarihe kadar insanların mümkün olduğunca evlerinde kalması salık verildi. Ama bir ev kimin için güvenlidir diye düşündüğümüzde muhtemelen ailesine açık olmayan bir eşcinsel için yahut trans için, bir lezbiyen, gay için, bir seksüel için güvenli olmadığını tahmin edebiliriz. Dolayısıyla bu süreç yani o evin hani sevgi bağıyla herkesin açıklıkla yaşayabildiği herhalde çok nadirdir. Bunun tamamen bütün hetero dünyayı kapsadığını da düşünmüyorum zaten. İşte bu süreçte kadına yönelik şiddetin de artması, ev içi şiddetin artmasıyla pek çok kanaldan duyuyoruz. Aynı şey LGBT'ler için de söz konusu oldu. Mesela genç LGBT'nin yaptığı araştırmada bu süreçte LGBT'lerin %30'unun hane içinde şiddete maruz kaldığı belgelenmiş durumda. Yani bir taraftan hem kendi işte işlerinden yoksun kalma hali, hem bir taraftan evde kapalı kalma hali, işte sosyalleşme alanlarının kapatılıyor olması LGBT'ler için zor bir süreci beraberinde getirdi. Ben de bu süreçte gönüllü olarak her Perşembe akşamları lezbiyen, ama burada lezbiyeni yıldızla kullanmayı tercih ettik. Çünkü işte kadını her türlü kadın kendini kadın olarak tarifleyen herkese açık ve işte lezbiyeni de yine bütün açıklığıyla tarif ettik. Dolayısıyla Türkçe bir araya gelme platformu yarattık. Türkçe konuşan dünyanın başka coğrafyalarından kadınlar katıldı buraya ve farklı yaş gruplarından, farklı sınıfsal konumlardan. Kimileri için bu süreç ailelerinin yanına geri dönüş, işte üniversitede elde ettikleri görece rahat ortamı kaybedip online eğitimle aile yanına dönme hali. Kimileri için mesela ilginç bir şekilde hep heteroseksüel taklidi yaptıkları iş yerinden artık evden çalıştıkları için kurtulma alanı gibi. Yani dolayısıyla olumlu olarak adlandırılan kısımlar bile aslında sistemin olumsuz yanlarından kaçınmayı sağladığı için diye okunabilir. Şimdi burada hani zaten birçok işte sosyal eğitimin online hale geçmesi, bir kısmının online eğitim araçlarından uzak kalması gibi durumlar söz konusu. Mesela Spot'un bulgularında da en ilgi çekici olan şey bu süreçte, bu 3 Mart ve Haziran arasındaki süreçte vermiş oldukları danışmanlıkların %85 oranında artmış olduğunu söylüyorlar. Bu önemli. Şimdi buradan Ali Erbaş'ın açıklamasına geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu süreci belki de çok daha ağır yaşanmasını, çok daha fazla nefret söylemine maruz kalmasını LGBT'lerin gerekçesi olarak söyleyebiliriz. Ne oldu? Kısaca hatırlıyorum. 23 Nisan tarihinde Ali Erbaş Cuma hutbesinde Covid'in nedeninin aslında eşcinsellik ve zina olduğunu, işte evlilik dışı cinsel ilişkilerle bir arada okudu. Ve onun bu okumasının ardından LGBT dernekleri ve pek çok sivil toplum kuruluşu ve buna eşlik eden Ankara, İstanbul ve İzmir baroları bir karşı işte metin yayınladılar, açıklamalar yaptılar. Buna istinaden Ali Erbaş'ın söylemini de Recep Tayyip Erdoğan'dan tutun da yine parti, AKP parti içerisinde önemli isimler de destekleyen açıklamalarda bulundu. Şimdi bu bir taraftan
şu şekilde sahiplenilmesi gerçekten tartışmayı daha zorlaştırdı. Denildi ki Ali Erbaş'ın açıklaması sadece dindar dünyayı ilgilendirir. Dolayısıyla o onlar için bir açıklama yapabilir vesaire. Bu hani bir sorun teşkil etmez bir anayasal işte laik bir ülkede. Halbuki bu varsayım yani beraberinde şunu da getiriyordu. LGBT'ler sanki bu dindar dünyanın tamamen dışında, o dindar dünyanın etkisinden azade bir yerde yaşıyor. Şimdi bu yanılmış bir durumda. Eğer iddia edildiği gibi %99'u Müslüman bir coğrafyaysa burası, o zaman bu LGBT çocuklar da bu hutbeden etkilenen ailelerin yanında yahut kendileri zaten dindar. Dolayısıyla bir taraftan hem hastalık nedeni olaraktan adlandırılması, hem buna işte dindar dünyası ve işte LGBT dünyasının ayrıştırılması keskin bir şekilde bir sıkıntı yarattı. Bunun ardından biz bir Kaosgele olarak bir araştırma yaptık. Kısacık ona da değinip bu kısmı hemen kapatmak istiyorum. Aslında bu süreç şöyle ikili bir şeye de yaradı. Hatırlarsınız tam o dönem Türkiye'de Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle patlak vermiş. Ardından Ali Erbaş'ın açıklamasıyla devam etmişti. Bu bir anda o kadar hızlı bir şekilde hem İstanbul Sözleşmesi'ne hem de baroların LGBT'lere yönelik yapmış olduğu destek açıklamalarının ardından da çoklu baro tartışmalarına bağlandı. Dolayısıyla bir tarafta bu süreç nasıl ki şimdiye kadar böyle İstanbul Sözleşmesi'nin tehlikeleri konusu bu kadar gündeme gelmemişken bir anda bu COVID salgının nedeni halbuki en kırılgan gruplardan biriyken işte o süreçte bu nefret söylemine yol açtı. Normalde günde 7-8 haber çıkarken bu esnada bir aylık süreçte yüzü aşkın LGBT'lere yönelik haber yapılmaya başlandı ve tabii ki çok büyük bir çoğunluğu nefret söylemi içerikli ve bir taraftan da tam da ana gündem olan İstanbul Sözleşmesi'nin ve çoklu baronun aslında gerekçesi gibi işte bakın bunlar baronun tehlikelerini görüyorsunuz. Baronun nasıl kontrol edilemez olduğunu görüyorsunuz. Bunun da bir gerekçesi. İstanbul Sözleşmesi'ne de neden karşı çıkılması gerektiğini işte çünkü LGBT'yi bunlar yayacak ve onlar hastalık kaynağı gibi bir tartışmanın göbeğine oturmuş oldu. Böyle. İstanbul Sözleşmesi'ne laf gelmişken bir ondan da bahsedelim. Çünkü Polonya ve Türkiye'nin ortak noktalarından bir tanesi bu sözleşme. İki ülkede de bu sözleşme sorun edildi iktidarlar tarafından. Bu hakikaten de dünya yüzünde iki enteresan örnek oldu Polonya ve Türkiye. Ve sonra Türkiye'de de aslında bir bütünleştiren bir hareket de sebep oldu. Yani şimdiye kadar bir araya gelmeyen muhafazakar kadınlar ve işte diyelim başka kesimlerden, daha seküler kesimlerden diyelim kadınlar veya öyle adlandırılan, öyle görülen diyelim taraflar bir araya geldiler. Bir arada hareket etmediler belki ama aynı konu için çaba göstermiş oldular. Aslında şimdi bu Polonya'daki Anayasa Mahkemesi'nin kürtaj konusunda verdiği kararda da benzer bir ortaklaşma halini görüyor gibiyiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem İstanbul Sözleşmesi üzerinden söylemek istedikleriniz, dile getirmek istedikleriniz varsa kendi yaşadığınız ortamlar, tanık olduğunuz aktivizm örnekleri bakımından hem genel olarak yani Polonya ve Türkiye açısından aynı zamanda ben İstanbul Sözleşmesi ile beraber Polonya'da şimdi bu kürtaj yasağı karşıtı hareketi de merak ediyorum. Onunla da ilgili görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Bu sefer Aylin Bey'le mi başlayalım? Değişiklik yapalım. Başlayalım. Şöyle söyleyeyim, aslında biliyorsunuz ki Türkiye sözleşmeyi ilk imzalayan
ülke. İşte ya 2011 yılında sözleşmenin hemen imzalandığı, ardından 2012 yılında onaylandığını görüyoruz. Hatta o dönemki şeylere baktığımız zaman işte dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından inanılmaz sahiplenilen işte ve Davutoğlu tarafından imzalanan hatta böyle TBMM başkanlığına bu sözleşmenin imzalanmasının gerekçesinin sunulduğu işte gerek metinde bunun hani ülkemiz için işte hazırlanmasında yani bu sözleşmenin hazırlanmasında ve sonuçlanmasında Türkiye'nin vermiş olduğu önemi özen hani onun hani öncü rol oynadığı için bundan gurur duyan bu sözleşmeden ve işte bunun uluslararası saygınlığımızı artıracağını dile getiren bir yaklaşım vardı aslında. Dolayısıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne yaklaşımı çok basamak basamak değişmeye başladı bir taraftan. Bu tartışmalarda bir şey kısmını önemli buluyorum. Yani ne oldu? Bu işte 2010'ların başında Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ni ben gurur duyuyordu vesaire. Hani böyle bir yaklaşımı vardı. Hatta ilginç bir şekilde meclis kayıtlarında belki ilk kez bu kadar atarkiye vurgunun hani sadece cezalandırmanın değil aynı zamanda önlemenin ve bu önleme çalışmaları için yapılması gereken işte çalışma hayatından tutun da işte istihdama pozitif ayrımcılar bunu dile getiren bir yaklaşım var. Ama sonrasında bu tartışmanın giderekten mesela ilk tartışmalar belki şeyle bahsedebiliriz nafaka tartışmaları işte erkeklerin işte nafaka ödemek istemeyişi ve bir taraftan İstanbul Sözleşmesi'nin kendisinin yani varlığı kadına yönelik şiddeti artırıyor gibi bir argüman çıktı ve bunu söyleyenler de sadece muhafazakar ya işte böyle tırnak içinde sade vatandaş olan diyebileceğimiz bir tam da işte kamu denetçiliği kurumundan tutun da pek çok sivil toplum örgütünün söylemlesinmiş. Yani bunu tabii ki kabul edemeyiz, değil mi? Yani hani bu anlaşmanın kendisinin varlığı işte şiddeti artıyor. Dolayısıyla aslında buradaki yapılan tartışmanın ya da nafakayla başlayıp şiddeti arttırdığı söylenen ve 2020 yılıyla beraber aslında eşitsizliğin teşvik ettiği tartışmasıyla hani süren mevzu da aslında hukuki bir tartışma yapmıyoruz bir taraftan. Yani nasıl ki mesela bu bir taraftan erkek egemen hani erkek adaletin vesairenin bu sözleşmeyle beraber bu söz yani şiddetin mesela bu birazcık kafamın dağıldı o yüzden kusura bakmayın. Kendimi karşıda görüyor olmak biraz zorluyor konuşurken bu insanın böyle kendi mimiklerini takip etmesi. Şöyle özetleyebilirim. Evet size bakayım şu anda çok daha iyi hissediyorum böyle sizleri de görüyor olmaktan. Şunu ekleyebilirim son olarak da. Bu sözleşme bir taraf yani farklı grupları ortaya çıkarttı, farklı bir aradalıkları ortaya çıkarttı. Bu mesela pek çokları için LGBT cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini çünkü maddenin yani İstanbul Sözleşmesi'nin sadece dördüncü maddesinde işte bu ayrımcılığın hiç, yani bu önleme faaliyetlerinde hiçbir dildin, ırk ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ayrımcılığı olmamalı ibaresi varken bu maddeye istinaden işte İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı için mükemmel bir gerekçe haline geldi. Ben şöyle benzetiyorum Polonya ile bu tartışmayı. Bilmiyorum hani diğer konumuz buna ne der? 2015 yılına kadar mesela Türkiye'de genelde bu tartışmalar toplum İstanbul Sözleşmesi vesaire söz konusu olduğunda bir anti-gender tartışması yoktu Türkiye'de. Hani açıkçası toplumsal cinsiyet karşıtlığı gibi büyük bir kavram yoktu. Hatta yakın tarihe kadar. Ama söz konusu Orta ve Batı Avrupa'da bu çok yaygındı ve gerekçeleri içerisinde hep bir LGBT ve queer mevzusu da vardı. Ama Türkiye'de bu tartışma hep kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı üzerinden ilerlediği için genelde biz
Bunu bir ne muhafazakar kesimde ne de kitleleri ortaklaştıran bir karşı duruş olarak karşılaşmadık. Yani anti-gender gibi bir şeyle. Biz tam bunu aslında 2020 yılında İstanbul Sözleşmesi'ne karşı işte o önleme faaliyetlerini hayata geçirmekten imtina eden devletin diline pelesenk ettiği ve tam da o karşıtlığı, yani İstanbul Sözleşmesi'ne karşıtlığını da kitlelerini mobilize edebilmesi için yeni tanıştık bununla. Aslında işte bunlar LGBT'yi yayacaklar ve işte çocuklarımızı LGBT yapacaklar ve bunu teşvik edecekler. Cinsiyetsiz bir dünya istiyorlar gibi bir şey. Yani aslında sanırım bu Polonya için çok daha erken bir tarihte başladı bu tartışma. Bizim için bu hani maalesef bu tarihte başımıza geldi. Benim böyle özetle. Çok teşekkürler aileme. Peki Karina sen ne diyorsun? Hem ailemenin dediklerine, onun işte bu anti-gender, bu aslında cinsel kimliğin sorun edilmesi başlı başına ve cinsel kimlikle ilgili çalışmaların da sorun edilmesi gibi. İşte bunu Macaristan'da da gördük. Bütün bu cinsiyet araştırmalarının, gender studies konusunun sorun edilmesi, akademik hayattan çıkarılması gibi. Ve onun ötesinde de biraz önce işte başta bu konuda bahsettiğim, sorduğum hem İstanbul Sözleşmesi hem Polonya'daki bu kürtaj yasağı karşıtı hareketin bütünleştiriciliği veyahut da işte bir araya getiriciliği hakkında ne diyeceksin? Okay, so I believe we in Poland we have just the whole package of it. As just as you said, it has started earlier in Poland with basically anti-gender movement and talking about gender seeing as something that could be subject to cultural environment. So this concept was attacked and is being under attack for several years now. And I believe what is happening in Poland right now when it comes to LGBTI rights and anti-LGBT rhetoric, that this is all connected and is also a part of anti-gender movement. Like it is a logical conclusion of this current rhetoric. Like the traditional family, the traditional roles of men and women for the government officials, this is the only form of family that they accept, and everything else is a threat to this kind of families. And as convention provides the definition of gender and states that the roles that we assign to women and men are subject to cultural environment, that this concept, the right wing sees it as dangerous. Why? I don't know, but somehow they do. And it is tightly connected to LGBTI rights. If gender is something that can be constructed by a culture, if it is something that you as an individual can create for yourself, if being born as a man or a woman does not mean that you necessarily respect the traditional roles assigned to you, you are seen as a threat by the conservatives to this nation and to this tradition. And LGBTI people cross the boundaries by, just being themselves. Non-binary, trans people, intersex people show us the illusions of biological sex and our classifications of it, and gays, lesbians, bis, love people of the same sex or gender, and therefore they are also not respecting the tradition. And when you have heard the rhetoric from a few years ago about gender, it was all about gender basically and about women's rights, I believe. But now it became like this anti-gender movement switched to LGBTI rights. And now the LGBT people are seen as a threat, as being something that is opposed to family values, as a rainbow pest, as I said earlier. We have seen in Poland the newspapers, one of the newspapers that has printed actually stickers that said LGBT free zone, and that was sued to the court for it. But unfortunately, in Poland, we don't really have in criminal code, hate speech or hate crimes based on sexual orientation or gender identity banned. So
actually this kind of things that you say, hate speech against Polish LGBT people is maybe not legal, but it's not penalized in any way. So those people that are currently involved in this movement are able to say all of those things without any repercussions from the state. They can say it and not be punished for it. They can say it because the law does not specifically says that it is illegal. So this ideology discourse also became a very big, as a big help for them. They can say whatever they want because they are just criticizing the ideology, not people. The ideology that says that we are against traditional families, according to them, and therefore we want to destroy those Polish families. And in that way, they somehow see it as a threat to Polish nationality, the Polish state, and to Polish values. Basically, we are a plague. And this is, for me, it is all connected. And when you see, for example, now this massive protests against the abortion ban, because our constitutional tribunal has just issued something that you can call a judgment, but you probably won't, because the people that passed this judgment are not really judges, but it's very complicated. It calls to the rule of Polish crisis of rule of law. However, this massive movement, it also involves queer people, and there are a lot of LGBT people protesting alongside women. The protests are kind of inclusive because a lot of people are saying that we are not protesting against the ban of abortion for women, but for a ban of abortion to people who can get pregnant. So it is becoming more inclusive that way. And also my association that I work for, Campaign Against Homophobia, is actively involved in protests. And also I am one of the people that is currently involved in providing legal help to all the people that are harassed by the police or stopped by the police. So we are actively involved, and I see it as a mission of mine and as a mission of KPH, my association, to actually be involved directly in the protests. What will happen with the protests? I don't know. Today at 6 p.m. of Polish time, I believe it's 8 p.m. of your time, there will be another big massive protests. And I hope right now the government has this tactic that they try not to escalate. Only 35 people were detained since the September 22nd. And I hope that they will not change their tactic and not try to hold massive arrests. But we don't really know. And we don't really know what will happen next. If they are going to let this ban exist or not, if they are going to pass some other resolution, we really don't know what is going to happen with the abortion in Poland right now. Aslında şimdiye kadarki konuştuğumuz meselelerde iki ayrı ülkenin ne kadar benzediğini bir kere daha anladık. Peki ulusal çapta bir dayanışma olabiliyor vesaire. Ama uluslararası alan için ne dersiniz? Yani uluslararası alanda da aktivistler birbirleriyle yeterince dayanışabiliyor mu? Daha çok mu dayanışmalı? Ne gibi yöntemlerle dayanışabilirler? Aylin, senin de geçtiğimiz haftalardaki panelde bir sözün vardı. Yani popülist liderler birbirlerinden bu kadar öğrenebiliyorlarsa, atomize edildiğimiz bir çağda, bu denli bir anlamda kendi alanlarımıza itildiğimiz bir çağda biz aktivistler olarak daha çok öğrenemez miyiz? Yani sen düzelt de dilediğin gibi kendi sözünü. Ama bu birbirimizden öğrenme meselesi, dayanışma meselesi sizce nasıl gidiyor? Bir dinleyelim sizden. Aylin'e senden önce ve sonra Karolin'e sen.
Açıkçası gerçekten ben bu birbirinden hani öğrenme, ilham almayı önemsiyorum. Çünkü bu self-populist liderler ya da başka bir tabirle zulüm teknikerleri diyebiliriz herhalde. Gerçekten o tekniği birbirinden öğrenerekten ilerletiyor. Ama şunu eklemekte yarar var bence. Öylesine büyük bir belirsizlik çağına savrulmuş durumdayız ki yani başımıza ne geleceğini, işimizi kaybedip kaybetmeyeceğimizi, COVID'den ölüp ölmeyeceğimizi ya da nasıl korunacağımızı inanılmaz kestiremez durumdayız şu anda. Dolayısıyla bu bizi bir taraftan da eli kolu çok bağlı bir hale getiriyor ve bireysel çözümler üretmeye çalışıyoruz genellikle. İşte daha fazla kapanıyoruz, daha fazla kendimize otosansür uyguluyoruz belki. Burada ben uluslararası dayanışmanın yahut işte yerel dayanışmaların oldukça kıymetli olduğunu tabii ki düşünüyorum. Bundaki yöntemin de içinde bulunduğum ağlar, networkler üzerinden en azından tam da bu belirsizlik içerisinden yanıt verebilme kapasitesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani son dönemde bu örneğin işte European Lesbian Conference mesela bir hani oranın içindeyim bir taraftan ve orada o pandemi sürecinde oldukça farklı etkinlik hayata geçirdi. Tam da o dönemde aktivistlerin ihtiyaç duyduğu şeyleri örgütleyerekten ya da tam da belirsiz bir hani reçete sunmayıp da küçük fon kaynaklarıyla o yerelin ihtiyacına yönelik fon kaynakları yaratarak da ya da Müslüman coğrafyalarda beden ve cinsellik hakları network'ündeyim. Keza aynı orası da bu belirsizliğe hani daha önceden alışık olduğumuz destek biçimleriyle değil de bu başvuru eğer Filipinler'den yapıldıysa oranın kendi ihtiyaçlarına yönelik, eğer bu başvuru Mersin'den yapıldıysa oranın ihtiyaçlarına yönelik şekilde organize edilebilmesi üzerine kuruldu. Dolayısıyla ben hani bu dayanışmanın işte orada üretilen pandemiyle mücadelede orada üretilen bir fikrin başka bir coğrafya için ilham olabileceğini ama bir taraftan da tabii ki kendi özgürlüğünü barındırdığını, bu özgürlüğü de görerek zaten tam da o özgürlüğü üzerinden hani o coğrafya için belki bir karşı hegemonya yaratılabilecek. Dolayısıyla ben bu süreci bir miktar uluslararası çalışan ya da hani böyle transnational örgütlenmelerle nasıl bertaraf edebiliriz ve birlikte ne tür fonları, çünkü gerçekten pek çok insan için, pek çok örgüt için bu süreç finansal bir krizi de beraberinde getirdi. Dolayısıyla bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için bu fonlar oldukça önemliydi. Yani ben özetle şöyle söyleyebilirim. Küreselleşmeyi icat eden devletler giderekten küreselleşme karşıtı siyasetin en büyük destekçisi haline geliyorlar. Muhtemelen herhalde hani spekülasyon yaparsak burada gezegenin coğrafyasının belki de kalmadığına inanıyorlar. Ve bir taraftan iklim aktivistleri bize hep şunu söylemişti, yani o göç vesaire sonrasında kurmaya çalıştığınız sınırlar iklim karşısında sizi koruyamayacak. Yani o iklim krizi bütün sınırları aşan bir kriz haline gelecek demişti. Aynı yani belki iklim kriziyle de bağlantılı ama biz bunu COVID'le beraber gördük. Bu kadar küresel düzeyde birbirimizin bedenine bağlılığını bu kadar çok hissettiğimiz, birbirimizin hayatına bağlılığımızı hissettiğimiz nadir bir an. Bu anı ben bu bağlılık üzerinden de okuyabileceğimizi, yani o yakınlığı, o bedenlerin kırılganlığını, birbirine bağlılığını hatırlamayı bir fırsat olarak verebileceğimizi düşünüyorum. Ve bunun işte pek çok uluslararası dayanışmayı da yakınlığı da kurabilme potansiyelleri üzerinden podcastlerle, canlı yayınlarla, işte Zoom toplantılarıyla, küçük fon coğrafyaları aşan fon kaynaklarıyla bir miktar hayata geçirmeye çalıştık. Ve umarım hani o öğrenme, onların uyguladığı projeleri burada hayata geçirme
devam ederiz diye düşünüyorum. Karolina, tabii bir de Avrupa Birliği faktörü var Polonya'nın hayatında, dünyasında diyelim. Avrupa Birliği kurumları da ayrıca, yani bu ailemin bahsettikleri, benim sorduğum bu uluslararası dayanışma, hem onu soruyorum sana, hem Avrupa Birliği kurumları, mesela sen de işte stratejik davalama da yapıyorsun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davalar götürüyorsun. Uluslararası boyuttan bahsederken o noktadan da bahsedersen çok sevinirim. Ama genel olarak uluslararası dayanışmayı da bize anlat. Neler yaşanıyor, neler yaşanabilir, yaşanmalı? Oh, thanks. As you pointed out, yes, we are the member of the European Union, and that gives us a lot of strength that I believe is very crucial right now. As an association, as a part of the community, we don't really have any support from national institutions. So the role and the impact from the EU and other international institutions is becoming, I would say, crucial. And as a result, actually, our advocacy strategies and activities have been growing on the international level, and we give it more attention and hope, and we are looking for the allies abroad. You have probably heard that recently EU Commission has presented its first ever strategy on LGBTIQ rights, equality in the EU. It wouldn't have happened without the advocacy and work of various Polish NGOs and foreign NGOs and MPs who are also our allies and some other solidarity activists. It is a strong signal that LGBT rights, in the perspective from EU countries, are the human rights, and respecting them is essential to be a member of European Union. Unfortunately, the strategy, it will be very hard to implement because most of the things that are in the strategy requires unanimous votes. So Poland or Hungary will probably veto most of the things that are written in the strategy. We were also afraid that if some municipalities of Poland or Poland as a whole will lose money because of, for example, something that is discussed right now on the European Union level is a mechanism that ties EU budget with rule of law, basically. So we were very much afraid. We have a lot of questions about it. Are we going to advocate for this mechanism? We were afraid that the government would then use LGBT people again as a scapegoat and say, yeah, we have lost money from the European Union because of LGBT rights. And they are going to talk more and more about so-called LGBT ideology and everything. And they are going just to blame LGBT people for losing money. It is not happening right now. And we have seen that on the local level, some of the local governments that have lost money because they have passed, for example, those anti-LGBT resolutions, they have lost money from the European Union. And they are actually trying to, some of the local governments are trying to change those resolutions and annul them. So we now believe that maybe money is the only thing that can make the government step back or change their policy. We are also advocating for to start the infringement procedure against so-called LGBT free zones in Poland under Article 7 of the Treaty of the European Union. So basically, we have a lot of allies in EU's institutions, and we have a lot of strategic advocacy work going on there. And as well as you have pointed out, we are also using some tools of strategic litigation in the European courts, especially the European Courts of Human Rights. We have now more than 15 cases, I believe, pending that regard strictly LGBTI rights.
in Poland, and the ones that we are counting most on is the one that could introduce registered partnerships in Poland. We hope that the court will say that not having anything when it comes to law that somehow regulates the same-sex couple's situation is against the convention, and that the Poland have to introduce something. But when will the judgment be passed? We don't really know, because we never know with the European Court of Human Rights when it's going to take place. Thank you. Şimdi sorularımıza geçelim. Dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden gelen. Şimdi ilk soru, yeni alınan kısıtlama kararlarından sonra alanlarımız daraldı. Bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor ve öngörüler içinde bir şeyler yapılacak mı diyor. Yani bu salgın kararları sonrası, ki Türkiye'de bu çok tartışılıyordu, yeni kısıtlamalar getirecek mi diye. Karolina bizi Polonya'daki son durumla da ilgili aydınlatır. Öngörülerimiz neler? LGBTİ dünyası bu yeni kısıtlamalarla, koronavirüs kısıtlamaları, yeni getirilen kısıtlamalarla nasıl, bunlardan nasıl etkileniyor olacak? Evet, Ayme, seninle başlayalım istersen. Ya açıkçası bu pandemi esnasında muhtemelen en büyük işbirliği yahut işbirliğine zorlamamız gereken konulardan birinin yerel yönetimler olduğunu düşünüyorum. Çünkü yerel yönetimler bir taraftan bu pandemi ile ilgili oldukça fazla çalışma yaptıklarını iddia ediyorlar ya da yapıyorlar vesaire. Bu süreçte zaten bunları da incelediğimiz bir çalışma yürütmüştük. Belediyelerin bu yani çünkü bir yardım organizasyonu yapıyorsunuz ya da bunu hani bir sosyal yardım başlığı altında değerlendiriyorsunuz. Farklı gruplara göre de özelleştiriyor olmanız lazım. Çünkü bir yani engellinin olduğu evdeki ihtiyaç farklı. LGBT'lerin mesela ihtiyaçları farklılaşabiliyor. Özellikle ailesine açık olmayan daha genç yaştaki ya yine hani 18 yaş üstünde de benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Ev içinde şiddetin giderek arttığı durumlarda kimliğinden ötürü hiçbir ayrımcılığa maruz kalmayacağı güvenli bir yerlere yerleştiriliyor olması lazım sığınaklara. Belediyelerin bunu organize ediyor olması lazım. Yani tabii ki yine hani ilk baştaki o karşılaşma hepimiz için çok zordu. Çünkü bütün sosyal alanların ortadan kalktığı, işte barların kapandığı vesaire, işte uygulamalarla birbirini bulmanın artık tedirgin edici hali, bulaş kimden nasıl olacak, hastalanacak mıyım, tedavi karşılayacaklar mı? Bunlar belirsiz de şu an bir miktar daha buna dair fikrimiz var. En azından online toplantılar ya da danışmanlık vesaire konusunda görece daha fazla bilgimiz var. Dernekler faaliyetlerini görece pandemiye uyumlamaya çalıştı ve yeni formlara büründürdü. Bu süreçte farklı dernekler yardım kitleri, hijyen kitleri oluşturaraktan bunun dağıtımının organizasyonunu üstlendi. Ya da kimi derneklerde ruhsal danışmanlık vermeyi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dolayısıyla hani sanırım yeni bu bizi bekleyen süreçte belki yerel yönetimler nezdinde daha fazla ihtiyaçlarımızı görünür kılmalı, dernekler kılmalıyız ve daha fazla talep etmeliyiz. LGBT'ler özelinde pandemiyle ilgili çalışmalar yürütmeleri için. Ve aynı zamanda derneklerin de bu konuda aranabileceğini, işte hepsinin danışmanlık hattının olduğunu, bazen aynı, bazen danışmanlık gibi hani farklı desteklerinin olduğunu hatırlamakta yarar var. Ve karşılaşılan başka türden sorunları da birlikte çözmek için hepsinin bir açıklığı var. Dolayısıyla bu süreçte lütfen yazılsın, aranılsın, öyle birlikte bulmaya çalışalım, birlikte bertaraf etmeye çalışalım bu saldırıdır.
Carolina, başta bu arada senin demin sözünü kesmiş oldum istemeden. Şimdi senden alalım. Polonya'daki kısıtlamalar nasıl, tabii çok da iyi bilmeyebilir bazı izleyicilerimiz. Biraz onlardan bahsedip biraz da bu kısıtlamalar yeni gelecek olanlar da olabilenler de nasıl etkiliyor, durumu nasıl etkileyecek, senden alalım. Thanks. There are restrictions. There are restrictions. The biggest restrictions were in March when our government overreacted and actually brought a lockdown, a full lockdown. And but right now they are. I can say that my government is absolutely have no idea what to do with the COVID epidemic. And unfortunately, the number of people getting infected is skyrocketing, and the healthcare system is absolutely preoccupied with COVID patients. And when it comes to the lockdown, I think they are afraid of the whole economy collapsing because this effect was visible during the first lockdown. So right now there are restrictions. There are restrictions about wearing a mask, about sanitizing your hands, about how many people can enter a particular shop or who can work in an office. So there is no lockdown, I would say, but there are many restrictions. A lot of shops are closed. The big galleries with shops are closed. Not a full lockdown, but many restrictions, and people are encouraged to stay at home. I would say that the first lockdown in March and in April was has taken a very big toll on people. We have seen and we have received many voices from the community that they are actually afraid of staying at home because they have to stay at home with, for example, the homophobic family, or with someone that is violent towards them, and they are afraid. But KPH, my association, is not really is more of an advocacy organization, but we have some other associations that were establishing some lines, phone call lines to help people that you can also call them and receive some support, also psychological support. We actually deal more with low support, but we have not seen an increase in people asking for our legal help that I could tie somehow with COVID. I could tie it to the increase of homophobic hate speech and homophobic actions taken by the government, but I don't think we can somehow tie it with COVID. So right now we don't really have this huge lockdown. Who knows what will happen? The huge result was that all the equality marches did not happen this year. And the parade that was supposed to take place in June also did not happen. This is one of the things that were most visible. And if I can say, like, I'm really hoping that the vaccine is found pretty soon because, really, with everything that's going on right now in Poland, with the number of people getting infected and the way that our government handles it, I believe we are facing another lockdown and a full and a lot of consequences regarding people without help, without medical help. And this will affect all of us. Bu soru gene Karolina'yı ilgilendiriyor. Polonya'da ruh sağlığı uzmanlarının LGBTİ artılara yönelik duruş ve söylemleri nasıl? Polonya Tabip Odası aktif tutum alıyor mu?
Okay. So you have to know that in Poland, the being a psychologist doesn't mean that you have to actually finish studies, like being a psychiatrist, a psychotherapist. So the people that deal with therapy, you don't really have to be a psychologist or a psychiatrist. So this is a very big issue right now in Poland. So the psychologists and psychiatrists have their own associations, but they are informal ones. Like they cannot impose any bounding regulations to their members. So although most, if not all of those associations have issued statements saying that, for example, LGBT people are normal and they should not be discriminated against, and being trans person is normal, being a gay person is normal, it is okay, it is natural part of spectrum of human sexual orientation. They are not able to impose those the these statements on their members. And I don't really think that they have a lot of to say that they are treated as an authority in the political discourse. So no one is asking doctors or psychologists or psychiatrists or any other doctors what they think about LGBT people, and it's not really a valid or respected point of view in the public debate. Karen'e çok teşekkürler. Ama tekrar seni yoracağız. Çünkü Polonya ile ilgili merak ettiğimiz çok şey var herhalde. Şimdi gene Polonya'nın AB üyeliği ile ilgili aslında. Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak nasıl etkiliyor aslında? AB yasalarını benimsemesiyle aslında ayrımcılık, LGBTİ'lere karşı ayrımcılık bir suç olmadı mı diye soruyor dinleyicimiz. Unfortunately, the European Union has a very limited scope of what they can actually do when it comes to discrimination law. There is only a provision about that discrimination against based on sexual orientation and gender identity is banned when it comes to labor law or the workplace, basically. So this is the only piece of legislation actually that in Poland we have written that discrimination against based on sexual orientation or gender identity is forbidden. It is in our labor code. But in other areas, we do not have such legislation. And in the strategy that I have talked previously, the Commission is actually planning to present more bans on discrimination on those grounds. However, to do it, they need to pass a directive, and to do it, they need to have all of the votes from the member states. So a veto from Poland equals no directive. So unfortunately, we are not really protected by the European law in this regard. Çok teşekkürler. Şimdi başka bir soru var mı izleyicilerden? Hala bekliyoruz. Zamanımız var. Şimdi bu aslında Polonya ve Türkiye benzetmesini, karşılaştırmasını yaptıktan sonra kafalarımızda aslında bu ülkelerin birbirine hem çok yakın tarafları var hem aslında işte biri aslında Katolik nüfusunun çoğunlukta olduğu, biri Müslüman nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler. Böyle bir ayrıştırma da yapabilirsiniz ama şimdi bir de çok muhafazakarlığın yoğun olduğu ülkeler olarak adlandırılıyorlar. Ama gerçekte mesela LGBT konusunu problem alanı haline getiren taban mı yoksa politika mı? Aslında tabanda böyle bir sorun yok ya da daha az yaşanabilecekken tabandan gelen sorunlar siyaset daha yoğun yaşanmasına mı neden oluyor? Ne dersiniz?
senle başlayalım. Son sorular Karoline'ye geldi. Bu sefer seni konuşalım önce, sonra Karoline sana dönelim. Tamam. Ama çok zor. Hemen hiç düşünmeden bir anda soruyla karşı karşıya kalmak. O yüzden deneysel olacak herhalde. Açıkçası ben bunun birbirinden çok bağımsız gerçekleşmediğini düşünüyorum. Yani aslında böyle mesela taban bambaşka ama siyaset işte bambaşka seyrediyormuş gibi. Ancak etkileşim halinde biz reaksiyonlarını daha net görüyor olabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bir taraftan ikisinin tepkisi arasında da büyük bir fark var ve bunu da işaret etmek lazım. Yani örneğin halk, yani işte mesela komşum ya da market sahibi vesaire işte kuaför, hani bunlarla siyasetçilerin, yani aslında siyaset yapanların ifadelerini birbirinden ayrıştırmak lazım. Çünkü yani mesela kişisel olarak ben bir kişinin bir LGBT'yi sevmemesini çok da umursamıyorum. Beni ilgilendi, yani kişisel olarak da sevmeyebilir, bir arada olmayabilir. Ama bu söylemin aynını bir bakan söylediğinde yahut bir başbakan, cumhurbaşkanı söylediğinde artık bu bir söz olmaktan çıkıp eylem haline geliyor. Çünkü onun aslında söylediği cümleler bir yapısal zincirleme tepkiye sebep olarak da çeşitli düzenlemeleri yahut nefret suçlarını teşvik eden, beraberinde getiren bir şey haline geliyor. Ve bir taraftan yukarıdaki işte o politikacının söylemiş olduğu mesela bir cümle size saldıracak, olası işte provokasyonu vesaire işte teşvik eden işte kişileri de bir güvenlik çemberini alıyor. Diyor ki evet, ben bu kişilere bir şey yaparsam muhtemelen kolluk kuvvetinden tutun savcısına, ondan tutun hakimine, muhtemelen başıma bir şey gelmeyecek. Ve bu yüzden nefret cinayetleri kolaylıkla işlenebilir hale geliyor. Bu yüzden cezasızlık bu alanda çok yaygın oluyor. Yani ben böyle toplumun, sana hani özetle şöyle söyleyebilirim. Toplumun kendinde işte içinde barındırdığı bir homofobi vesaire özünde olduğunu düşünmüyorum. Pek çok şeyin de olduğunu düşünmediğim gibi. Ancak bu pek çok ideolojiyle teşvik ediliniyor. İşte nüfusla, biyopolitika çalışmalarıyla, ideal aile muhafazakar hani yapısıyla vesairesiyle. Dolayısıyla aslında heteronormativiteyi üreten kurumlar var ve devlet bu kurumları bu şekilde var olması, böyle sürmesi için daha fazla teşvik ediyor. Ama yeri geliyor, biliyoruz ki işte AKP'nin ilk döneminde olduğu gibi Erdoğan eşcinsellerde bizim vatandaşımız, onlara ayrımcılık yapılmamalı gibi söylem de söyleyebiliyor. Ben sanırım herhalde Türkiye'nin bu dengesizliğine de güveniyorum bir miktar. Gün gelince evet, şu an çok kötü falan ama gerçekten değişebilme potansiyeli de var. Siyasal atmosferle gerçekten çok alakalı, o nefretin teşvik edilmesi vesaire, yani bir taraftan. Çok teşekkürler. Karina, sana dönelim. Sen ne dersin? Polonya'da taban mı sorun yoksa siyaset mi? Her ikisi mi? I would definitely say politics. If you take into account some public opinion surveys, most of Polish people are, for example, for registered partnerships. They're still against, for example, adoptions or marriages, marriage equality, but they are still for people, LGBT people, to be able to register their partnerships, for example, which for me is an indicator that most of the Polish people are not really that homophobic as our politics being. For me, this anti-LGBT rhetoric is just a political tool. This kind of conservative politicians, they somehow need an enemy. They always need an enemy that they can point everything towards. They need a scapegoat that they can blame for everything that is happening. When you don't really know
how to resolve social crises when you don't really know what to do with the environmental crisis, when you don't really know how to prevent people from losing their jobs, you have to somehow incite something more. And what would be more beautiful than some hatred against other group of people and more useful than that? Unfortunately, I believe that those conservative politicians just use LGBT people as a tool to distract from the things that they are actually doing and failing at doing. And they are doing it also to somehow unite people with them, to create an enemy that the people can be united against, and just to distract people from it. But of course, this results in more homophobia on the streets, unfortunately, because when you see that your priest, that your politician, that MPs, your president is homophobic, that he makes homophobic statements, that is diminishing LGBT people, then you are more inclined to do so as well, because you hear that it is possible, you can do it. And when you hear that LGBT people are, you know, they are not your family, they are not part of your citizen, they are not citizens of Poland, they are not, you can see them, they are just this kind of a thing, this monster hanging around and full of hatred and planning to destroy your family, then I believe it is very easy to blame LGBT people for everything. Karina, gene sana sorular var. Şimdi Polonya'da baroların LGBTİ artılara yönelik komisyonları var mı? Bu konuda avukatların ve baroların tutumu nasıl diye soruluyor. Ve bir tane daha soru var. O da sağlık profesyonelleri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Psikoloji Derneği'nin kararlarını uygulamakla yükümlü değil mi diyorlar. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Baroların özel LGBTİ'lere karşı onlarla ilgilenen, onların sorunlarıyla ilgilenen komisyonları var mı? Avukatlar ve baroların tutumu nasıl? I don't think that lawyers in general have any unanimous position on this, because there are a few bar there are two main bar associations in Poland, one with advocates and one with attorneys at law, and in those associations it is like more impact is put on neutrality and not being active in political context, and not really raising voice or concern about political issues. And unfortunately, sometimes the hateful rhetoric is regarded as a political issue. My local bar association, the Warsaw District Bar Association, have issued statements condemning the hateful rhetoric, and also some other bar association did as well. However, you have to remember that we have this association called Ordo Iuris, the foundation for something. Ordo Iuris, mainly we call it Ordo Iuris. This is an association that is a legal association. Like, people that work there are lawyers, are advocates, and they are like as far right wing as you can possibly imagine, and they are the ones that are actively involved in all of the hateful rhetoric that is happening right now. They are the ones that are
telling a lot of homophobic things disguised as neutral language, disguised as a lawyer law language, but you have to just understand that, like, the associations, maybe they issue some statements, but again, you cannot say that all the lawyers in general in Poland are like very opposed to the hateful rhetoric, because a lot of them are unfortunately extremely conservative. And when it comes to health professionals, they have to comply with the science-based medicine, basically. But what is science-based medicine is not, we don't really have any law that says that you have to comply with the WHO directives. And when it comes to sexual education, for example, the WHO standards are regarded by the conservative as something like closely to something, I don't know, Satan's Bible, something demonic, because a lot of conservative politicians are, and also Ordo Iuris, for example, are extremely opposed to sexual education based on WHO standards. And they say that the standards are supposed to teach young children how to masturbate and lots of other incredibly stupid things. So no, we don't really have something like you have to comply with the WHO directives. You have to comply with what is right now known, what is now science-based medicine. But what it is, you have to ask the doctors and the medical professionals, I guess. Bir de akademik dünyada LGBT'lerin durumuyla ilgili Polonya'da bir soru var. Polonya'da akademi dünyasının LGBT'lere karşı bakış açısı nasıl? Bu konuda yapılan çalışmalar, kendilerini yaptıkları çalışmalar LGBT'lerin sansüre maruz kalıyor mu? No, I don't think there is a censorship. I don't really think we can say that there is a censorship. I would say that most of the academic world somehow engaged in condemning the homophobic hate speech from the politicians. And there are also gender studies, for example, in Poland. There are science circles that are, we have some initiatives like Queer UW that is working at Warsaw University. We have social gatherings at Jagiellonian University. So I believe that there is a pluralistic, there are a lot of pluralistic opinions in the academic world. And there are also, of course, homophobic statements made there by the academics themselves. But this is just part of the pluralistic world of academia in Poland. Çok teşekkürler panelistlerimize, Karolina'ya da, Aylime'ye de çok teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma çok şey öğrendim. Benim için aydınlatıcı olmanın ötesinde hakikaten de yapılması gereken bir tartışmayı doğru zamanda yaptık gibime geliyor. Katılımcılarımıza, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Hafıza Merkezi'nin, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Hollanda Helsinki Komitesi'nin ortak düzenlediği bir toplantıydı bu. Ve bu seri devam ediyor. Kaçırdığınız panelleri de bu arada YouTube'dan izleyebilirsiniz. Hem bu bahsettiğim derneklerin sosyal medya hesaplarından hem internet sitelerinde görebilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılarımıza ve panelistlerimize. Çok sağ olun.